Merhabalar, hoş geldiniz. Ramazan'da canımız en çok tatlı istiyor, özellikle şerbetli tatlı. Bugünkü tarifim de bülbül yuvası olacak. Görüntüsü harika, tadı da öyle çok güzel. Şekerpareye benziyor tadı. Hemen hazırlamaya başlayacağım. Videoda bütün detaylarıyla tatlının tarifini görebilirsiniz. İlk önce tatlımızın şerbetini ocağa koyalım. İki su bardağı şekeri tencereye alın. Bardağı su ilave edin. İnce bir dilim limon da koyun ve ocağa alalım. Kaynamaya başladığı zaman süreyi tutun. Tam 8 dakika kaynatacağım şerbetimi ve kenara alacağım. Ilıması gerekiyor. O yüzden de şerbetinizi ilk önce ocağa koymanız lazım. Tatlımızın hamuru için 2 tane yumurta gerekiyor. Bir tanesini tüm olarak kıralım içine. Diğerinin de beyazını hamura, sarısını da üzerine sürmek için ayırın. İki yemek kaşığı Hindistan cevizi ekliyorum. Evde yoksa koymayabilirsiniz. Bu konuda serbestsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Yarım çay bardağı irmik, yarım paket 125 gram yumuşak tereyağı ya da margarin, ben tereyağı kullanıyorum. Bir paket vanilya, yarım paket kabartma tozu, bu malzemeyi karıştıralım. Malzememiz karıştıktan sonra unumuzu ekleyelim. 1 su bardağı. Yoğurmaya devam ediyorum. Daha un gerekecektir. Yavaş yavaş ilave ederek yoğurursanız daha iyi sonuç alırsınız. Yumuşak bir hamur yapın. Kesinlikle sert olmasın. Hamurum şu an cıvık. 2. bardak unu. Ama birden katmayacağım. Tamamdır. Tatlının hamuru hazır. Yumuşacık oldu. 2. bardak unumdan da bu kadar arttı. Şerbet 8 dakika kaynadı. Hazır. Ilıması için kenara alalım. Hamuru merdane ile açalım. Bardağıyla yuvarlaklar keselim. Arta kalan hamurları toplayın. Borcamımı sıvı yağla yağladım. Sizler fırın tepsisinde de pişirebilirsiniz. Kestiğimiz yuvarlakları borcama alalım. Kalan parçayı da açtım. Bardakla yine yuvarlaklar kesiyorum. Sıkma torbasının ucunu kullanacağım, ortasını çıkartmak için. Sizler küçük bir şişenin kapağını da kullanabilirsiniz. İçine girdi. Hamurlarımızın ortasını bu şekilde hazırlayalım. Yuvarlakların üzerine koyalım. Yumurta sarısını kenarlarına sürün. Fırınımı da açtım. 200 derecede alt üst ayarda ısındı. Hamurların orta kısmına 3 tane fındık yerleştiriyorum. İsteyenler ceviz, antep fıstığı tane olarak koyabilir. Evde ne varsa.
görüntüsünü ve lezzetini artıracak. Fırınımı 200 derecede alt üst ayarda önceden açıp ısıttım. Tatlıyı sıcak fırına koyalım ve alt üstte kızarana kadar pişirelim. Tatlımın altı üstü kızardı yarım saatte. İlk önce fırının alt tarafına koydum. Altı güzelce kızarınca tepsiyi üste aldım. Tatlıyı fırından çıkardıktan sonra 2-3 dakika bekleyin ilk sıcaklığı gitsin. Ve hemen üzerine ılık şerbetimizi dökelim. Tatlı şerbetini çekmesi için 1 saat kenarda bekletin ve daha sonradan da hemen servis edebilirsiniz. Tatlım şerbetini gayet güzel çekti. Görünüşü kadar tadı da çok güzel. İnşallah bu güzel tatlıyı sizler de evlerinizde yaparsınız. Bugünlük benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.